Arkadaşlar işte bu Trapstar'ların arabası. Bu da gerçek emotional punk Trapstar arabası. Işık yok. Gerçek emotional punk Trapstar arabasını, bu arabayı kiraladım yanlışlıkla. Yanlışlıkla bu arabayı kiraladım. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bundan utanmıyoruz. Reis, çok yakında Ezel albümü çıkıyor. Yes. Yes, let. Slap. Nasıl karar verildi abi albümle ilgili? Aga ilk böyle bir iki session yaptık öyle, tanıştık, müzik yaptık, bir iki şarkı yaptık öyle. Sonra iki tane mi oldu? Aynen. Bir daha konuştuk öyle, dedik EP yapalım, 5-6 şarkı olsun yapalım. Ondan sonra 12 şarkı dedik, albüm yapalım yapmışken falan filan. Oradan dedik işte Lights Out albümün ismi. Lights Out albümüne de. Aynen. Abi bir de şeyi sormak istiyorum sana. Olay çıktı, klibi de sertti. İnsanlar da işte TR'ye dönmeyecek artık bundan sonra, tamamen yurt dışında olacak zaten kafasında bir algı oluştu. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani valla askere gideceğim yani. Abi olur mu? Türkiye'siz olmaz yani. Türkiye'siz mutlaka dönerim ama yani şimdi şöyle bir şey de var. 28 yılımı, 27 yılımı Ankara'ya vermişim yani. Ben biraz dünyayı göreyim istiyorum yani doğal olarak. Yani burada, çünkü burada kaldıkça hani insanlarla tanışıyorum. Ne bileyim. Global. Yani evet işte böyle başka ne bileyim kültür sanat bir şeyler yani. Kültür sanat. Hani ya kendimiz bir şekilde hani geliştirebilecek bir alan sunuyor yani sonuçta. Hani biraz daha farklı yerleri deneyimlemem lazım ama zaten Berlin'deyim yani şu an neredeyse Türkiye'de gibiyim her hafta sonu. Hiç uzaklaşmıyorum. Aynen, rakımızı içiyoruz, bağlamamızı çalıyoruz, muhabbetlerimizi, sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gemeindemizle. yani işte komünitemizle. Öyle yani ama Türkiye'siz yapamam hocam. Türkiye'de olacak yani konser. Tabii bir lazım. Lazım. Böyle nasıl oldu, nasıl gelişti işler abi? Biz Berlin'e gelmiştik ilk defa. Kazıdık tırnaklarla yapmaya gelmiştik hatta. Hı-hı. Red Bull Studio'da. Ondan sonra işte oraya gitmişken bir selamlaştık yani, daha doğrusu UFO yani bizi biliyordu albümden sonra. Öyle mi? Nasıl denir bilmiyorum ki. UFO'dan selam almıştık yani böyle bir şekilde. Biz de hani gelmişken Berlin'e tanışmak, görüşmek istedik. Çünkü sürekli de dinliyorduk abi. Öyle işte geldi stüdyoya o da. Zaten daha önce orada kayıt almıştı, o stüdyoda da o. İşte bize yardımcı da oldu, muhabbet de etmiş olduk. Bize güzel bir hoş geldin yapmış oldu yani. keyifli bir hoş geldin. Albüme nasıl karar verdiniz abi? Vallahi şöyle, biz işte şarkı yaptık. Bir tane şarkı yaptık. Derken iki şarkı oldu. Derken üç oldu falan böyle işte, hani yapalım derken. Ondan sonra öyle birden albüme dönüştü yani. Baktık ki şarkılar çoğaldı, biz niye bunu arttırmıyoruz? Başta EP'di, kısa albümdü, şimdi bildiğin albüm. Peki abi, Türkiye'de bence bir iyi bir fan base'im var. Bu arada insanlar çok Türkiye'de konser verecek mi gibi şeyler soruyor. Okay. Verecek misin Reis? Düşünüyor musun? Vallahi konuştuk işte, 3 tane konser Türkiye'de verelim diye. İzmir, Ankara, İstanbul dedi. At. Bilmiyorum, onu organize edeceklerdi şimdi. 11. ayda herhalde. Peki bir şey diyeceğim. Ben böyle çok düşünmüyorum ama şöyle bir algı da var. İnsanlar sor dediği için soruyorum. Neden diss yediği anda herkes tarafından linçlenip sonrasında iyi şarkı çıkarttığında herkes tarafından seviliyor? Böyle bir muhabbet. Sen ne düşünüyorsun? Ben bunu
Ben de bir şey düşünüyorum. Sen söyle. Bilmiyorum. Ben daha çok böyle hani nasıl diyeyim ya, insanları seviyor yani bir şekilde. Sana olan sevgili, sana olan sevgileri veya nefretleri yani bir şekilde bir noktada odaklanınca doğal olarak işte yani yere düşen yani bir tekmede bizden gibi bir moda geçiyor insanlar. Sürü psikolojisi. Aynen ama yani ben keyif alıyorum sonuçta. Yani bu bizim işimiz abi. Evet. Benlik bir şey yok. Eskiden tabii takıyordum. Kolay değil yani. Sonuçta sen insanlar orada sana sövüyor zannediyorsun ama yani adam oraya bir sürü küfür yazıyor ama seni gördüğü zaman muhtemelen abi fotoğraf çekilelim mi diyecek birisi evet. Yani. O yüzden başta böyle sinirleniyorsun düşünce ama sorun değil. İnsanlar da hani seviyor bunu yaratmayı. Vallahi ne diyeyim, ne güzel işte olay oluyor. Olay olsun, işimize gelsin o zaman, ne yapayım, yaratın kardeşim olay, yaratın lan. Haklısınız. Peki solo albüm? Solo albüm kanka, yemin ederim. Oo. Çok fena soru sordun bana ya, yemin ederim. Ne? Cevapla. Amel defteri gibi. Valla kardeşim solo albüm yani müptezeli çıkartmadan ne diyeceğimi şaşırdım. Müptezeli çıkarmadan önce de herkesin dediği bir şeydi, albüm yap, albüm ne zaman, albüm ne zaman. Ben de bilmiyorum, hiçbir zaman bilemiyorsun ne zaman çıkacağını ama uğraşıyoruz yani, elimizde şarkılar var. Türkiye bekli bizim şarkıları. Elimizde şarkılar var mevcut ama ya bu güzel bir şey sunmak istiyorum yani insanlar. Ya gene diyecek bir şey elbette bulacaklardır da yani ben en azından bu sefer hani insanlara gerçekten böyle bahaneye bile kaçamayacakları bir albüm vermek istiyorum yani, eleştirirken gibi de diyeyim yani. Eleştirilmekten kötü olduğundan değil de hani bir şey vermek istiyorum insanlara. Reis çok iyi bir adamsın sen. Teşekkür ediyorum canım. Sen de teşekkürler abi. Bu arada Ay'a birinci. Türkiye. Yani aynen kardeşim. Hitler yapıyorsunuz abi. Çok çok iyi hitler. Aynen. Ayın sahibi biziz. Ayın kardeşim. Sahibi. Ay'a Türk bayrağını dikeceğiz. Ya çok teşekkürler. Eyvallah. Morda'yla daha fazla şarkı gelecek mi? Morda'yla bekleyin ve görün ya. Pek en iyi prodüktörü diyeceğim. 2032'nin en iyi prodüktörü. 2032'ye ben öldürürüm lan. Gecinden versin. Allah gecinden versin. May late bro. Hiç muhabbetler. May God do late bro. Abi bir de şeyleri soranlar olmuş. Featuring'leri. Featuring'ler genelde nasıl işliyor? Gana'yla, Future'la. Yani nasıl gelişiyor? Bro işte yaptık bayağı Amerikanlarla, Quavo, Rich The Kid, Murda Beats'ten son kez Los Angeles'e gittiğinde. Şimdi Future'dan sonra artık kalmadı böyle yapmak. Kalmadı yapma. Young Thug gelmez mi bir tanesi? Young Thug da gelse olur aynı. Daga. Travis falan olsa tabi yapılır bro ama yapın. Onun dışında şimdilik işte Future var. Onu çıkarmadım ondan sonra. Daha çıkmadım. Peki bir şey soracağım abi. Art ve Boogie hakkında ne düşünüyorsun? Onlar da Türk prodüktörler. Onlarla çalışmak hani... Burada da çok iyi prodüktörlerle çalışıyorsun, onunla Boogie'ler hakkında aynı ne düşünüyorsun? Bizimkiler gibi sonuçta, bu aynı sound, style, insan olarak süperler. Rahat yani, aynı kafa dengi. Peki Türkiye'de dinlediğin başka MC var mı yoksa piyasayı hiç takip etmiyor musun? Fazla takip etmedim. Fazla takip etmiyorum. İyi abi, çok teşekkür ederim. Sağ ol bro. Slap! Kendine iyi bak reis. Don't.